Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir ürün inceleme ve kutu açılışı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Atoncihan firmasının Air 10 Pro kablosuz Bluetooth kulaklığını hep birlikte yakından inceliyor olacağız. Ancak videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Dilerseniz öncelikle Atoncihan firmasından bahsedelim arkadaşlar. Atoncihan firması Uzak Doğu menşeli yani Çin kökenli bir firma olup ülkemizde de yaklaşık 7-8 ay kadar önce piyasaya giren, çeşitli kategorilerde elektronik ürünler sunan geniş bir ürün yelpazesi olan bir firma. Biz ise bu videoda Air 10 Pro modelini yakından inceleyeceğiz ve size de kullanıcı deneyimimi aktarmaya çalışacağım. Ürünümüz bu şekilde kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydırarak kutusundan çıkarabiliyoruz. Burada bizi bir adet kullanıcı kılavuzu karşılıyor. Burada bizi bir adet Lightning girişli bir ucu tip A olan şarj kablomuz karşılıyor arkadaşlar. Bu ürünümüze özel şöyle bir adet ipimiz mevcut. Yine farklı kulak yapıları için şöyle küçük bir kutu içerisinde S, M, L olmak üzere arkadaşlar şeffaf silikon kulaklıklarımız bulunuyor. Ve burada da ana ürünümüz Atoncihan Air 10 Pro bizi karşılıyor. Kulaklıklarımızı kutusundan çıkaralım arkadaşlar ve incelemeye başlayalım. Şöyle sert bir manyetiği güçlü bir kapağımız var. Kapağımızı açtığımız zaman burada aynı zamanda kulaklıklarımız da açılıyor ve yeşil ışığımız yanıyor. Bağlantıya hazır hale geliyorlar. Burada bizi iki tane kulaklığımız karşılıyor arkadaşlar. Şöyle kutusundan alacak olursak. Yakın çekimlerde de gösteriyor olacağım. Şu şekilde L ve R olmak üzere iki tane kulaklığımız mevcut. Bu kulaklıklar aynı zamanda yandaki bölümleri dokunmatik arkadaşlar. Oradan çeşitli özelliklerini kullanabiliyoruz. Kulaklıkların özelliğine geçmeden önce dilerseniz kutumuzdan bahsedelim. Kutumuzun kendi içerisinde 360 mAh bataryası mevcut arkadaşlar. Yani kulaklıklarımızı ekstra kablosuz olarak bu şekilde şarj edebiliyoruz. Ayrıca kulaklığımızın kutusunun arkasında da bir adet reset butonu mevcut. Bu da farklı telefonlara bağlantı yapmak istediğimizde bir önceki telefon bağlantısını silmek için kullanabiliyoruz. Ayrıca kulaklığımızın alt tarafında arkadaşlar burada Lightning girişinden şarj edebiliyoruz. Bunun da şarjı bittiği zaman ayrıca yine şarj etmeye başladığınızda da şuradaki delikli bölümlerden de bir hoparlör özelliği mevcut. Bu bize iki tane imkan sağlıyor. Birincisi kutumuzu şarja taktığımızda bir bildirim gönderiyor. Ürünümü bul özelliği sayesinde buraya bildirim geliyor. Buradan çıkan sesle de kulaklığımızın kutusunu bulabiliyoruz. Şimdi kulaklıklarımıza gelecek olursak arkadaşlar belirtmiş olduğum gibi kutudan 3 tane şeffaf silikon çıkıyor. Bunu kulak yapınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında kulaklıklarımızın sürücü çapı 13 mm. Güzel bir ses kalitesiyle ürünü kullanmamıza imkan sağlıyor. Kulaklıklarımızın batarya kapasitesi ise 45 mAh arkadaşlar. Bu da yaklaşık bize bu kulaklığı 4 saat ile 6 saat arasında kullanmamıza imkan sağlıyor. Süreler tabii ki değişkenlik göstermesinin nedeni içerisinde barındırmış olduğu özelliklerle alakalı. Ne kadar fazla özelliğini kullanırsak şarj kullanım süresi o kadar azalıyor. Ve bu kulaklığı ön plana çıkaran en büyük özelliklerden biri arkadaşlar ANC özelliğinin olması. Yani Active Noise Cancelling. Bu ne demek oluyor? Dışarıdaki devam eden rahatsız edici sesleri minimize ederek görüşmelerinizi ya da dinlemelerinizi daha kaliteli bir hale getirmeye yarıyor. Bunlar örneğin rüzgar olabilir, odada çalışan bir fan olabilir, uğultu olabilir. Bunun gibi istenmeyen sesleri minimize edebiliyorsunuz. Air 10 Pro arkadaşlar iPhone modelleriyle de %100 uyumlu olarak çalışıyor. Bu da bize Bluetooth meclisine girdiğimizde hem kulaklığımızın hem de kulaklık kutumuzun kalan şarjlarını göstermeye imkan sağlıyor. Android tarafında ise sadece kulaklıklarımızın şarjını görebiliyoruz. Ben size zaten bu videoda Android bir cihaz üzerinden kullanıcı deneyimimi aktaracağım. Böylece Android tarafında da bu kulaklığın çalıştığını ve ne şekilde çalıştığını hep birlikte görüyor olacağız. Dilerseniz artık şöyle kulaklıklarımızı bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Burada incelemiş olduğumuz ürünümüze baktığımız zaman arkadaşlar buradan sesimizin çıkışını görebiliyoruz. Şu bölümde ise dokunmatik panellerin işlevini gerçekleştirebiliyoruz. Bir kere dokunuyoruz, iki kere dokunuyoruz, üç kere dokunarak çeşitli özelliklerini kullanabiliyoruz. Bu bölümlerde diğer algılayıcılarımız. Şimdi yavaş yavaş kulaklığımızın performansına geçelim. Ancak ona geçmeden önce de şu ipimizi arkadaşlar müsaadenizle kutumuza bağlamak istiyorum. Şöyle ipimizi bağladık arkadaşlar. Şimdi eşleştirmeyi gerçekleştirdim. Şu an ekrana koyacağım. Ekran fotosuyla görebileceğiniz üzere
pillerimizin düzeyinin %100 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kulaklığımızın bir tanesini böyle yerleştiriyorum. Bir tanesini bu şekilde yerleştiriyorum. Kulaklıkları kulağınıza taktığınız zaman arkadaşlar küçük bir bildirim sesi geliyor. Bununla da kulaklığın aktif olarak çalışmaya başladığını anlayabiliyorsunuz. Şöyle yan profilden gösterecek olursam bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde çevirebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı zamanda burayı da bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ben şu şekilde daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kullanmaya başladığınız zaman arkadaşlar hemen şöyle YouTube'u bir açalım. Bu arada ben bu şekilde kablosuz kulaklık kullanmaya alışkın değilim arkadaşlar. Ben normalde şu şekilde daha profesyonel olan kablolu kulaklıklarını kullanıyorum. Bunlar daha kaliteli sesler verebiliyor tabii ki doğal olarak. Ancak bunlar da günlük kullanımda da hayatımızı kolaylaştıran ürünler. Ben de alışmaya çalışacağım. Hem de bu da benim için bir ilk deneyim olmuş olacak. Şöyle örnek vermek gerekirse ben bir video başlattım. Şimdi kulaklığımızın dokunmatik özelliğinden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bir video izlerken ya da bir müzik dinlerken bir kere bastığınız zaman başlatma ya da duraklatma yapabiliyorsunuz. İki kere bastığımız zaman ise önceki şarkıya ya da önceki videoya geçebiliyorsunuz. Üç kere bastığımızda ise sonraki şarkı ya da sonraki videoya geçebiliyorsunuz. Elimizi ise şöyle kaydırarak ses açma ya da aşağı doğru kaydırarak da ses kısma özelliğini çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi kulaklıklarımızın buradaki bölümlerini basılı tuttuğumuz zaman zaten dediğim gibi küçük bildirim sesleri gelerek ANC modu, şeffaf mod ve normal modlar arasında geçişler yapabiliyoruz. Şöyle bir tanesini çıkarayım arkadaşlar. Burada ANC özelliğini kullandığınız zaman arkadaşlar 32 desibele kadar olan tekrar eden uğultu, rüzgar, fan sesi gibi sesleri engelleyebiliyor. Ve böylece daha kaliteli iletişim kurmamıza bize imkan sağlıyor. Cihazımızın kullanmış olduğu ses kodeklerinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Burada bizi iki tane kodek karşılıyor. Bir tanesi AAC kodeği, bir tanesi de SBC kodeği. Buradaki kodek farkını şöyle aktarayım size arkadaşlar. iPhone bir cihaz kullanıyorsunuz, AAC kodeğini kullanıyorsunuz. Bu zaten cihaz kendisi ayarlıyor. Normal bir cihaz, Android bir cihaz kullanıyorsanız da SBC kodeğini kullanıyorsunuz. Buradaki fark biraz kalite farkını tabii ki ön plana çıkarıyor arkadaşlar. AAC kodeği zaten şu an müziklerde dinlemiş olduğumuz MP3 uzantılı dosyalardan bile kaliteli bir ses performansı ortaya koyuyor. Kulaklığımızın bir diğer özelliği ise arkadaşlar şu şekilde kulağınızda bir müzik dinlerken ya da bir video izlerken kulağınızdan çıkardığınız zaman otomatik olarak video ya da müzik her ne işlem yapıyorsanız otomatik olarak duruyor. Yine bu şekilde kulağınıza taktığınız zaman ise kaldığı yerden çalışmaya devam edebiliyor. Bu da gerçekten güzel ve kullanışlı bir özellik olmuş diyebiliriz. Yine ayrıca sol kulağınıza takmış olduğunuz kulaklıktaki butonu basılı tutarsanız telefonunuzdaki sessiz asistan özelliğini de aktif hale getirebiliyorsunuz. Kulaklıklarımız ise gerçekten kulağa çok güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kafamı biraz sallayayım. Biraz komik bir görüntü olabilir ama bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde düşmüyor. Yani çok az bir oynuyor ama düşecek konuma gelmiyor. Ürünümüzün gecikme tepki süresine bakacak olursak arkadaşlar öyle bariz bir şekilde gecikme olduğunu söyleyemem. Yani izlemiş olduğum videolarda dudak okumayla takip ettiğimde gerçekten gecikmenin neredeyse hiç olmadığını söyleyebilirim. Bu da gerçekten bu ürünü başarılı kılan özelliklerden bir tanesi olmuş. Dilerseniz artık şarj kutumuza bir bakalım. Kablosuz şarj özelliğini bir test edelim arkadaşlar. Bende şöyle farklı bir markaya ait kablosuz şarj cihazı mevcut. Bilin bakalım bu ürünü neyle şarj edeceğiz? Tabii ki de Atomgem'in 10.000 mAh'lik 22.5 watt hızlı şarj özellikle power bank ile şarj edeceğiz. Şöyle bağlantı yaptığım zaman arkadaşlar şu üründe bir ışık yandı. Ürünü kablosuz şarj cihazına koyduğunuz zaman arkadaşlar küçük bir bildirim sesi geliyor. Hemen bunu da size dinletiyorum. Gördüğünüz gibi ürünümüz şarj olmaya başladı. Şarj olurken kırmızı bir ışık yanıyor arkadaşlar. Kablolu şarj özelliğini de test edelim. Powerbank'ime takıyorum. Kabloyu da yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi takar takmaz hemen şarj almaya başlıyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kulaklığımızın en büyük özelliklerinden biri ANC özelliği. Yani aktif gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Böylece Aeron Pro bize harici gürültüyü otomatik olarak engelleyebilen ve ses kalitesini ve dinleme deneyimini iyileştirebilen aktif gürültü azaltma özelliği sağlıyor. Şeffaflık modunda ise siz ihtiyaç duyduğunuzda dışarıdan gelen sesleri duymak istediğinizde şeffaflık modunu alıyorsunuz. Örneğin trafikte araç kullandığınız zaman sağdan soldan gelen araçlardan
korna seslerini rahat duyabilmek adına şeffaf modda kullanmanız daha sağlıklı ve güvenli olacaktır. Bir diğer özelliğimiz ile devam edelim arkadaşlar. Air Detection özelliği. Bu kulaklığımızın kulağımızda olup olmadığını algılamaya yarayan bir özellik ve çıkarttığımız zaman videoyu ya da müziği durdurabilen, taktığımızda ise hemen bağlantıyı sağlayarak kaldığı yerden devam etmesini sağlayan güzel bir özellik. Kulaklığınızı kaybeder ya da bir yerde unutursanız arkadaşlar rahat bulabilmek adına kulaklığınıza bildirim gönderebiliyorsunuz. Böylece çıkarmış olduğu küçük sesle yerini kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Dikkat ettiyseniz kulaklığı kulağımdan hiç çıkarmadım ve kafamı da oynatmama rağmen kulaklık hiçbir zaman düşme tehlikesi geçirmedi. Gerçekten kulak yapısına uygun bir kulaklık olmuş. Gördüğünüz gibi manyetikleri de çok güçlü. Bakın dışarıya doğru şöyle yan tarafına bağladığım halde görebileceğiniz üzere sallasam bile düşmüyor arkadaşlar. Manyetikleri de gerçekten çok güçlü. Genel olarak videomuzu toparlayacak olursak. Arkadaşlar günümüz şartlarında biliyorsunuz şu şekilde AirPods ürünler aldığınız takdirde gerçekten ciddi meblağlar ödemek zorunda kalabiliyoruz. Atoncan firması ise burada Air 10 Pro modeliyle bizlere gerçekten fiyat performans konusunda güzel bir ürün hazırlamış arkadaşlar. 15 Nisan 2023 tarihi itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar bu tarz bir kulaklığa sahip olmak istediğinizde Atoncan Air 10 Pro'ya yaklaşık 800 TL ücret bandında sahip olabiliyorsunuz. Ben yine videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan güncel fiyatına ulaşabilirsiniz ve satın almak isterseniz linkler üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve dostlar böylece Air 10 Pro inceleme videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi ürünle alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen aşağıda çıkan butonlardan da kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.